İnancımız gereği kendimizce daha farklı hani özel hedeflerimiz olabilir yani, ama bunu zaten toplumun genel prensipleri, genel yapısı içinde gerçekleştireceksek uyumlu olmak zorunda. Renklerimiz farklı olabilir ama hedeflerimiz, üst hedeflerimiz aynı olmalı. Doğru. Dolayısıyla bu partiler eğer buna hizmet etmiyorsa artık partiler miadını doldurmuş demektir. Değişmeli. Ben kendi partimde diyorum, bakın partinizle ben karşı karşıya gelirsem beni tercih etmeyin, partinizi tercih edin. Çünkü parti benden daha iyi kapsar yani. Ülkenizle partiniz karşı karşıya gelirse ülkenizi tercih edin. Ülkenin menfaatleri tercih edin. Biz çok hani bu noktalarda çok bir duruş, çok net duruş hocam koyarsak eğer, evet, ve yani hepimizin katıldığı işte anayasada belirlenmiş belirli hani 3, 5, 6 doğru üzerinde yürüyebilirsek belki yani durduğumuz yere renk, zenginlik katar. Çünkü liderlik aynı zamanda biliyorsunuz farklı düşüncelerin, farklı görüşlerin, farklı inançların, farklı belki etnik kökenlerin önemli değil. Hepsinin bir ülkede aynı hedefe doğru hareket ettirilebilmesini evet, evet, sağlayacak beceriye sahip olmaktan geçer. Biz bunu da hani kendi içimizde konuşmalı, düşünmeliyiz. Yani. Hmm. Çünkü bu ülkenin Yeşilırmak'ta işte Dipkarpaz'a hepsi birbirini ilgilendirir. Yani kendileri insan oradaki insanlar fark etmesin bile. Bu ülkede hangi dairenin içindesiniz, hangi binanın içindesiniz önemli değil. Hatta vatandaş mısınız, yaşıyorsanız değil misiniz, bu bile önemli değil. Çünkü bu ülkede yaşıyorsa bizi etkiliyor yani, öyle değil mi? Tabii. Yani tabii. Biz ancak bunu trafik kazasında falan yerli, işte Afrikalı bir öğrenci trafik kazası yaptı, ölüme sebebiyet verdi veya bir trafik kazası Afrikalı bir öğrenci ölümüne sebebiyet verdi, KKTC vatandaşı diye okuyamayız. Yani zaten okuduğumuz zaman da yani bu tablo da zaten aynı gösteriyor ki hepimiz aslında aynı gemideyiz hocam. Gemideyiz ve hepimiz birbirimizi etkiliyoruz yani. Tabii, hayatlarımıza kastedecek kadar etkiliyoruz.